Bugün tabii 3 haftalık mağlubiyet serisinden sonra kazanıp hem milli takım arasına moralli girmek hem de geleceğe biraz daha umutla bakabilmek amacımızdı. Aslında hafta boyunca oyuncularımızla paylaştığımız çok önemli noktalardan birisi bugünkü maçın başlangıcı ile alakalıydı. Ki maça da çok iyi başladık. İlk 10-12 dakikalık bölümde oyuna hakim olduk. Oyuncularımız bu maçı kazanmak istediklerini çok net bir şekilde ortaya koydular. Maalesef tabii kırmızı kart oyun düzenimizi bozdu. Devrenin sonuna kadar 10 kişi oynamak zorunda kaldık. Gol de yedik o arada. Yani bir şansımız golden sonra dağılmadan yine oyuna asılıp ikinci golü yemememiz oldu. Devrenin sonundaki rakibin görmüş olduğu kırmızı kartla devre arasında daha farklı şeyler konuşmaya başladık. İkinci yarı yine oyuncularımız çok istediler maçı kazanmayı ve bunun neticesinde de baskı da kurduk. Tabii bir taraftan baskı kurarken bir taraftan da ikinci golü yememek gibi bir durum söz konusu. Yani arkayı da kontrol etmek gerekiyor. Bu iki işi bir arada yapmak gerçekten kolay değil. Ama biz yaptık. Yaptık ve önce dengeye getirdik maçı. Daha sonra güzel bir golle öne geçtik. Ki sonraki bölümde tabii aslında oyuncu değişiklikleriyle hem yani çok geri çekilmeyelim istedik. İşte Umut'u sağa aldık. İçeriyle ortada oynadık. Ama maalesef işte birkaç dakika kala işte futbolda bazen şans da lazım oluyor insanlara. Yani yaklaşık 30 metreden kaleye vurulan topun hiç olmayacak bir yere gitmesi. Ki rakibin de tabii attığı şutu takdir etmek lazım ama yani bu da bizim adımıza bir şanssızlık oldu. Yani ben oyuncularımızın isteğinden, kazanma azminden ve bu mücadelenin başından sonuna kadar ki göstermiş oldukları anlayıştan dolayı ben memnunum açıkçası. Yapmamız gereken bir iş var. İyi çalışıp, daha iyi çalışıp hem ofansif anlamda daha üretken bir takım olmak hem de defansif olarak hataları yapmamamız gerekiyor. Bir de tabii eksilmememiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani işte Şamil'in kırmızı kartından sonra 3 hafta bir oyuncudan daha eksik kalmak. Daha sonra işte Rotman'ın şimdi kırmızı kartla ne kadar ceza alacak bilmiyoruz ama yine aramızda olmayacak olması maalesef bizi sıkıntıya sokuyor. O yüzden buna da dikkat etmemiz lazım. Ben inşallah çok daha iyi olacağını söyleyebilirim.